Kiracı değilim ama her ay düzenli olarak kendi banka hesabımdan başkası adına kira ödemesi yapıyorsam bunun bir yaptırımı olur mu? Şimdi önce şunu söylemek lazım. Taşımanızın sahibi herhangi, yani ben sizin taşımanızı, size ait bir herhangi bir taşımanızı, bu ofis olabilir, ev olabilir, kendi adıma kiraya verebilirim. Bundan yana problem yok. Burada kira ilişkisinde esas olan şey şu, mal sahibi değil, kiracıyla kiralayanın gününde ve zamanında kira borcunu ödemesi önemli. İşte burada eğer kiracı ve kiralayan, tabii asıl olan şey malik kimse, kiralayanın da onun olması aslında öngörülen bu. Ama bazı durumlarda siz oranın, yani kiralanan yerin maliki olmasına rağmen, yani sahibi olmanıza rağmen bazı durumlarda başka profesyonel kişilere kirayı vermesi için bir sözleşme yapıyorsunuz ve onlar sizin adınıza kirayı veriyor ya da kendi nam ve hesaplarına kirayı veriyor. İşte burada önemli olan şey şu, kim kiraya verdiyse orayı kiralayan kendi hesabından çıkacak şekilde, bu bir şirket de olabilir, bu bir şahıs da olabilir, kendi hesabından parayı göndermek suretiyle kira kontratında kimin adı yazıyorsa kiralayan olarak, onun hesabına gününde ve zamanında o parayı göndermek zorunda. Burada açıklama kısmına başka bir şey yazması ya da hiçbir şey yazmaması birçok hukuki problemi beraberinde getirebilir. Yani burada kiracılık ilişkisi sadece temerrüt nedeniyle hakim tarafından kiracılık ilişkisinin sonlandırılması talep edilebilir. Daha sonra vergisel anlamda birçok cezanın ortaya çıkması o gündeme gelebilir. Dolayısıyla burada asıl burada dikkat edilmesi gereken kişi mal sahibi kim olursa olsun, kira ilişkisinin tarafları burada mal sahibi olmayabilir. İşte mal sahibinin kira ilişkisinin tarafı olmadığı bir sözleşmede kiralayan kim görülüyorsa onun adına gününde ve zamanında ödemenin yapılması ve tahsil edilen bu paradan da gelir vergisinin yine beyan edilmek suretiyle, ki şu an Mart ayındayız biz, 1 Mart 31 Mart arasındaki takvimde gelir vergisinin beyan edilmesi lazım ki Mart'ta ve Temmuz'da iki taksit halinde bu vergiler ödensin. Aksi halde bunun beyan edilmemesi halinde çok ciddi bir vergi ziya cezası olduğunu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bir kere şunu bilelim, yani geçtiğimiz yılın kira vergisini ödeyeceğimizi öncelikle bir bilelim. Ona göre işte makbuzsa makbuz ya da banka dekontuysa dekont, bunları mutlaka elimizde bulundurmamız gerekiyor, öyle değil mi? Zaten birçoğumuz bunu da bilmediği için özellikle sormak istiyorum. Burada elimizde kanıt olarak neleri bulundurmamız gerekiyor? Bu kira ödemesi iki şekilde yapılabilir. Ancak ben ısrarla banka üzerinden ödemenin yapılması lazım. Bir kere eğer kiraladığımız yer bir ofis, bir iş yeri, bir depo gibi, bir antrepo gibi bir yerse, zaten burada kira 1 TL bile olsa söz konusu ödemenin, bu bir ticari iş olduğu için banka üzerinden yapılması lazım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok. Ancak söz konusu kiralanan yerin bir konut olduğunu kabul edersek, burada 500 TL'ye kadar bu ödemeler elden yapılabilir. Ancak 500 TL'nin üzerindeki ödemelerin muhakkak bankayla yapılması şart derken, buraya bir şerh eklemek istiyorum. Kiraya ilişkin tüm ödemeler bankadan yapılsın ve kira açıklamasıyla yapılsın. Aksi halde büyük problemler olur. Niye? Bugün özellikle Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici ve birinci, ikinci maddelerle son iki yıldır konut kiralarındaki %25'lik zam sonrasında artık kiracı kiralayan arasında o kadar çok uyuşmazlık oldu ki, önceki dönem elden yapılan ödemelerde alınmayan makbuzlar sebebiyle binlerce kişinin evlerinden ve iş yerlerinden biz tahliye edildiğini, buna ilişkin kararların mahkemelerce verildiğini gördük. Yani herhangi bir şekilde biz birisine bir ödeme yapıyorsak, bu ödeme kira ilişkisi de olabilir, başka bir borç ilişkisinden doğan ödeme de olabilir. Bir, tabii ki de bankadan yapılmasının mümkün değilse bir elden yazı almamız lazım. Şuna ilişkin şu ödemeyi şu tarihte elden teslim aldım diyerek, bunun da bir kira ödemesini olduğunu varsayarsak, 2024 Mart kirasını 10 bin lirayı elden teslim aldım imza diye kiralayanın kiracıya bunu vermesi lazım paranın teslimi anında. Bunun yine sakıncaları olabilir ama bu önemli bir belge. Hiç olmamasından bir kere çok evla olsun. Ama yine de burada
banka üzerinden ödemenin yapılması çok kıymetli. Özellikle bankanın üzerine duruyorum. Banka üzerinden yapılması çok kıymetli. Burada aylık 3,5 faiz demiştim az önce, onu düzelteyim. Bu gecikme faizinde aylık 3,5, yıllık %42 oluyor galiba. 45 demiştim, onu da buradan düzeltmiş olayım.